Nefsin mertebeleri ve özellikleri nelerdir? Nefsin birçok mana ve sıfatları vardır. Nefis, insanın zatı anlamına gelir. Ayrıca ruh, hayat, can gibi manaları da vardır. Ayrıca emir aleminden olup, yeri iki kaşın arası olan ve diğer latifelerle birlikte üzerine zikir çekilen manevi sıfata da nefis denmiştir. İnsanın ruhu olan manevi cevhere, nefsi natıkade denilir. İnsandaki bu nefis varlık olarak bir tane olmakla birlikte sıfatları itibariyle birçok ismi vardır. Nefsin bu sıfatları ve isimleri şunlardır. 1. Nefsi emmare. Devamlı kötü işleri emreden nefis demektir. Bu nefsin sıfatı hep kötü işleri istemektir. Kötü işleri güzel görür, kalbi devamlı o tarafa çeker. Ahiret derdi, ölüm düşüncesi, hesap korkusu, azap kaygısı yoktur. Sadece keyfini, şehvetini, rahatını düşünür. Buna ulaşmak için helal haram diye bir sınır tanımaz. Her yolu kullanmak ister. Kur'an-ı Hakim'de hiç şüphesiz nefis devamlı kötülüğü emreder. Rabbimin acıyıp korudukları müstesna ayeti bu sıfattaki nefsi tanıtmaktadır. Kafirlerin, münafıkların ve devamlı günaha dalan kimselerin nefsi bu sıfattadır. Bunun tedavisi samimi tövbe ve terbiyedir. 2. Nefsi levvame. Kendini kınayan, kötüleyen, azarlayan nefis demektir. Tövbe ve terbiye ile bir derece uyanan nefis, bu merhalede kendi işlediği kötülükleri önce zevk alıp yapsa da peşinden pişman olur, kendisini kınar, yapmamak için karar verir. Ancak günah önüne gelince duramaz, yine içine düşer. Sonra pişman olur, iyilik ile kötülükler arasında bucalar durur. Eğer nefis ilahi rahmet ve manevi bir feyz ile desteklenirse, bu halden kurtulur. Kur'an-ı Hakim'de kıyamet gününe ve devamlı kendini kınayan nefse yemin ederim ki ayeti bu sıfattaki nefse işaret etmektedir. 3. Nefsi mülhime. İlham, feyiz ve keşfe ulaşan ve hayırda kalbe yoldaş olan nefis demektir. Nefis tövbe ile günahların ağırlığından ve şehvet bağından kurtulup itaate yönelirse ilham ve feyiz almaya kabiliyet kazanır. Artık haramdan kaçar, hayırlara koşar. İbadet ve zikirden lezzet alır. Kalbinde ilahi aşk ateşi parlamaya başlar. Bu nur ile iyi ve kötüyü seçer. Ancak şeytan kalbine girmeye yol arar. Peşini bırakmaz. Başaramazsa ibadetleri içinde kandırmaya çalışır. Kendini beğendirir. İnsanları küçük ve değersiz gösterir. İçine azaptan emniyet hissi verir. Hak'tan koparmaya uğraşır. Bu mertebedeki hak yolcusuna kamil bir mürşit nezaret ve yardım ederse tehlikelerden kurtulur. Yoksa gizli yollarla tehlikeli hallere düşme ihtimali mevcuttur. 4. Nefsi mutmainne, huzur bulmuş, sakin olmuş, rahatlamış, ızdırabı dinmiş, şek ve şüphesi gitmiş nefis demektir. Bu mertebe Yüce Allah'a dostluk yani velayet mertebesidir. Bu merhalede nefis kalple birlikte bütün ilahi emirlere sevgiyle uyar. Şek ve şüphesi kalmaz, ızdıraplardan kurtulur, manevi tecellilere ulaşır, feyizlenir, tatlanır. Artık her işte Yüce Allah'ın rızasını hedefe alır. Ona teslim olur, itaati süreklidir. Kur'an-ı Hakim'de ey mütmeyin olmuş, yani Allah ile huzur ve sükuna ulaşmış nefis. Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Gir salih kullarımın arasına, gir cennetime. Ayetiyle anlatılan nefis, Allah-u Teala'nın aşkı ve zikriyle mutmain olmuş nefistir. Yine bu ayette aşağıdaki 3 makama işaret edilmektedir. 5. Nefsi radiye. Allah'tan razı olan, ondan gayri her şeyi gözünden silip atan ve sadece Rabbine nazar eden nefis demektir. Bu sıfata ulaşan nefis, kendi iradesini Yüce Allah'ın iradesine teslim eder. Onun için sever, onun için kızar, onun için yaşar, acı tatlı her şeyde ilahi rızayı arar, edebi korur, herkese rahmet olur. Kimseye sıkıntı vermez, bütün insanlara şefkat gözüyle bakar. 6. Nefsi mardiye. Yüce Allah'ın kendisinden razı olduğu nefistir. Bu nefis sahibi öyle terbiye olmuştur ki, ne yapsa Allah rızasına uygun olur. Günahları unutur, ilahi aşk denizinde yüzer. Her şeyi ile aleme rahmet olur. Ona keşif ve keramet olarak ne verilirse, o Allah rızasında başka bir şeye iltifat etmez. Bu makam büyük birilerin, ariflerin, kamil insanların makamıdır. 7. Nefsi kamile. Kamil, olgun, tertemiz, safi nefis demektir.
Bu makamdaki nefis sahipleri Allah-u Teala'nın en seçkin, en has kullarıdır. Onlar ilahi aşkı ve edebi en üst düzeyde temsil eden kutup insanlardır. Onlar Allah'ın yeryüzündeki delili ve gerçek peygamber varisidirler. Halkı irşad ile görevlidirler. Bütün güzel ahlakları bünyelerine toplamışlardır. Gavs kutup diye anılan zatlar da bu makamdadır. Onlar yüce hakkı sever, hak da onları sever. Onlar Allah'tan korkar, hak da onlardan korkar. Onlar yüce Allah'a hizmet eder, bütün alem de onlara hizmet eder. Onlar yüce Allah'tan razıdır, kafir ve gafiller hariç cümle alem de onlardan razıdır. İşte tasavvuf terbiyesinin hedefi bu kamil insanla buluşup kamil insan olmaktır. Bu yola giren ve kamil insanı kendisine rehber eden herkes derece derece nefsini terbiye edip yüce Allah'a yakın olur. Ebedi saadeti bulur. Bunun için ne yapılsa, ne kadar emek verilirse azdır.